Bu bölümde Ray Trace Tool'da yer alan Lighting Presets teknisini inceleyeceğiz. Hatırlarsanız Moodbox içerisinde 3 farklı ışık yaratabiliyorduk. Moodbox'ta bir ışık yaratmak için Create, Light kısmına girip buradan herhangi bir ışık belirleyebiliyorduk. İşte Light Preset altındaki hazır ışık ayarları da bu ışıkların sahnedeki mesh üzerindeki etkilerini değiştirmeye yarıyor. Buna göre ben dilersen buradaki presetlerden yani hazır ayarlardan en baştaki afternoon'u sahnemdeki nesneye uygulayabilirim. Buna tıkladığımda sahnede farklı ışık türü belirleyecek ve nesnem bu ışıktan farklı bir açıdan etkilenecek. Benim şu an sahnemde directional ışık var. Bunu object listten görebiliyorum. Üzerine tıkladığımda altına parametreleri açılıyor. Dilersem diffuse kısmından ışığın rengini değiştirebilirim. Ya da ışığın şiddetini intensity kısmından değiştirebiliyorum. Yine burada dikkat ederseniz Lock to Camera seçeneği var. Bunu şöyle anlatayım. Örneğin alt tuşun basılı tutarken mouse'un sol tuşuyla nesnenin etrafında döndüğümde ışığın etkisini nesnenin her yerinde görebiliyorum. Ancak Lock to Camera yani kamerayı kilitli seçeneğini devre dışı bırakırsam bakın görmüş olduğunuz gibi nesnenin arkasına geçtiğimde karanlık gözüküyor. Dolayısıyla bu seçenek bu işlemi yarıyor. Evet, şimdi artık dilerseniz buradaki presetleri deneyelim. İlk olarak şu an sahnemde directional ışık var. Dolayısıyla bu nesne üzerinde directional ışığın etkilerini görüyoruz. Ancak ben bu presetlerden afternoon'u seçeceğim. Bunun şu an geri dönüş olmadığını falan söylüyor. Okey diyelim. Bakın dikkat ederseniz object listteki ışık türlerim değişti. Artık burada bir adet directional light, bir tane image based light türü kullanılıyor sahnede. Şu nesne üzerindeki bu etkiyi yaratabilmek için. Bakın çok güzel bir ışık etkisi aldık nesnemiz üzerinde, meshimiz üzerinde. Bu radyoda dilerseniz viewport filter'da geçip, filters'a geçip tone mapper'ı açabilirsiniz. Cavity ambient occlusion ve diğer ambient occlusion'ı açabilirsiniz. Tone mapper'ın gamma değerini 1,2 yapalım. Bakın biraz daha düşük bir etki oluştu. Belki biraz daha düşürebilirsiniz. Netice itibariyle sahnede afternoon'u kullanarak ve viewport filters'daki efektleri kullanarak meshimiz için güzel bir görüntü yarattık. Bunu artık render save screen image ile kaydedebilirsiniz ya da buradan create turntable movie ile bu meshinizi sunum yapabilirsiniz. Tabi sağ tuş yapıp grid seçeneğini devre dışı bırakarak. Evet. Dediğim gibi buradan farklı ışık türleri tanımlayabiliyoruz. Örneğin belki şuradaki late afternoon seçeneğini seçerek bakın yine burada İki ışık türünü kullanıyormuş bu seçenek. Ya da şuradan farklı bir ışık türü tanımlayabiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi özetili Light Preset sahnedeki ışığın etkisini hazır ışık ayarları ile değiştiriyor. Buradan siz de kendi meshiniz için herhangi bir ışık türü tanımlayabiliyorsunuz. Tekrar başa dönmek için ne yapıyoruz tabii ki? Şuradaki Default ışığı seçip OK diyoruz. Bu durumda bakın sahnemde tekrar Directional Light seçili. Viewport filter'dan tone mapper'ı, cavity ambient ve normal ambient occlusion'ı da kapatıyorum. Buradaki özellikleri bu şekilde sahnemde kullanabiliyorum. Bu bölümde Lighting Presets teknisini inceledik. Bir diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.